Taze ajansın geçtiği görüntülerden baktığımız zaman UMKE ekipleri ve polis sevk ediyor. İhtimal dahilinde tabi resmi açıklamaya bakmak lazım. Hele TUSAŞ'sa çok hassas bir konu. Yani Kaan'ın üretildiği tesislerden söz ediyoruz. Yeni nesil uçağımızın. Ama ihtimal dahilinde açık kaynaklara yansıyan bir patlama ve silah sesleri Nizamiye bölgesinde. Ben sadece bir öngörü olarak bir saldırı girişimi çeşitli iddialar var. Ama TUSAŞ'ın aşırı iyi korunduğunu biliniyor. Oradaki güvenlik güçlerinin müdahalesi söz konusu. Sevk eden ekiplere bakıldığında bir sonuç elde edilmiş. Yani bu polis ekipleri ve AFAD sanırım bir tane de ambulans gördük. Etrafta geniş çaplı güvenlik önlemleri alınmış. Şimdi öyle bir kırılgan, öyle bir dinamik gündemden geçiyoruz ki şimdi hemen akıllara ne oluyor diye geldi. Geliyor Orta Doğu'daki gelişmeler, Sayın Devlet Bahçeli'nin çıkışı ve ardından da bugün TUSAŞ'a da silah sesleri iddiası. Resmi açıklamayı beklemek. Fethullahçı terör örgütünün üs haline getirdiği 15 Temmuz darbe girişiminde Akıncı'nın bulunduğu. Kahraman kaza. Bir de o noktada. Yani, bir de FETÖ ile başının tam yarın gömülecek. Gömüleceği, hizmet ettiği topraklara gömüleceği bir arifede bu saldırının gelmesi istesemiz gazeteci sorgulamamızı arttırıyor. Şimdi tabii bilgileri alacağız ama değerli bakanımızın, değerli hocamızın ilk yorumlarını da tabii ki duymak isterim. Ufuk Hocam ne diyorsunuz? Yani Türkiye'nin terörle mücadelesi tabii ki içeriğini bilmiyoruz. Ama teyit edilmemiş bilgilere göre canlı bomba saldırısı ve çatışmadan bahsediliyor. Bir terör saldırısı böylesi bir gündemde Türkiye beka meselesi diye gördüğü terörle mücadelede iç ve dış cephede her türlü enstrümanı kullanarak biz elimizi taşın altına koymaya hazırız dediği bir dönemde TUSAŞ ne dersiniz? TUSAŞ herhangi bir yer önünde çatapat patlatacak halleri yok. Yani kabaca bakıldığında dün Sayın Bahçeli'nin açıklamalı yönelik bir cevap niteliğinde olabilir. Benzer şeyleri beklemek lazım. Belli ki bu süreç bazı kesimleri fena halde rahatsız ediyor. Yani tabii resmi açıklamayı beklemek lazım. Türkiye'de yaşadığımız deneyim gösteriyor ki bu bir cevap niteliği taşıyor maalesef. Evet, Sayın Bakanım sizin ilk değerlendirmeniz nedir? Tabii teyit etmeden bu soruyu soruyorum. Fakat her türlü ihtiyat payıyla her cephesiyle değerlendirirseniz sevinirim. Ne olursa olsun TUSAŞ, muhteviyatı ne olursa olsun bir saldırı görünüyor. Eğer bir kaza değilse ki gelen bilgiler dediğim gibi Valilikten, İçişleri Bakanlığından, Savunma Bakanlığından bir açıklama gelmediği için hala ihtiyatlı konuşuyorum. Ne diyorsunuz TUSAŞ'ın önünde bomba patlaması ve silahlı çatışma haberine? Şimdi bir kere TUSAŞ Türkiye için stratejik öneme sahip bir kurum. Orada şu anda Kaan'ın üretimiyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Aynı zamanda havacılık sektöründe Airbus'a müthiş düzeyde ihracat da yapıyor, oraya üretim de yapıyor. Bu ne demektir? İleride kendi üretimimize yönelik hazırlık da yapılıyor. Şimdi biliyorsunuz Sayın Bahçeli'nin bu çıkışını biraz tepki koyanlar iki türlüdür. Birisi düne kadar Bahçeli'yi deme çok saldırıyorsun diye tepkide bulunanlar bugün baktım sabahleyin neden böyle bir şey yapıyor diye tersini yapıyorlar. Demek ki bu çatışmalardan nemalanan kesimler onlar. Bir de iktidar tarafında olmakla birlikte dün birçok yorumcuyu baktım. Biraz farklı konuşuyordu. Yani bu iş olmamalıydı gibi davranıyorlardı. Hemen bir şey yapıyordu. Yani iki taraftan da bu konuda nemalanan taraflar bir kere rahatsız. Bu nedenle bu bir nevi gözdağı verme bakımından Sayın Bahçeli'nin bu çıkışından ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın da bu çıkış Cumhur İttifakı'nın çıkışıdır şeklindeki yorumlamasından sonra bu Türkiye'nin milli birliğini, bütünlüğünü istemeyen, Türkiye'de terör faaliyetleri yerine birlikte kardeşçe yaşamdan rahatsız olan ve bugüne kadar nemalanan kesimler
bir rahatsızlık yaratacaklardı. Ama bunun çok da fazla bir etkisi olacağını sanmıyorum. Bugüne kadar belki çok fazla güvenlik önlemi almamışlardı. Bundan sonra TUSAŞ'ın önünde, yanında, çevresinde, içinde güvenlik önlemleri alacaklardı. Ama bir gerçek var ki Türkiye'de silah sanayinin, savunma sanayinin gelişmesini istemeyenler yalnız görüldüğü gibi muhalefet değil, iktidar tarafında olanlar da bu silah sanayi, bu şey geçtiyse bu işten komisyon alanlar, silah satanlar, bu işte aracılık edenler ya da bu çatışmalardan nemalananlar da rahatsız. Onun için Sayın Bahçeli'nin bu çıkışından sonra böyle bir nevi işte bakın siz yola koyuldunuz ama başınıza neler gelir misali bir yapı olarak görüyorum. Ama evet. Bu ortak akıl tarafından mı yönlendirildi yoksa birileri kendi başına mı yaptı bilmiyorum. Ama ben bu televizyon konuşmalarına, yorumculara baktığım zaman bir ortak akıl olmadan birilerinin hemen eski akılla tekrar konuştuklarını ama sonra doğru da hafif herhalde mesajlar aldılar, böyle kıvırmaya başladıklarını da gördüm.